Başlıyorum. Son bir çete bakayım arkadaşlar. Öyle başlayayım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ee, bu eğitime ilk önce biraz tavsiyelerimle başlamak istiyorum. Ee, Instagram sayfalarından e, bu dört sayfayı önerdim. YouTube'dan buraları önerdim. Daha çok fazla var ama listelemedim. Size zaten önerilerde gelecek. Arkadaşlar podcast, ben podcast'e çok önem veririm İngilizce öğrenme sürecinde. Podcast arkadaşlar İngilizce ses kayıtlarıdır. İngilizce ses kaydını dinlersiniz. Seviyeye göre de yapılmışlardır. Çoğu native hocalar hazırlarlar. Dinleme, kulak doygunluğuna dolgunluğu edinmek için. Mesela ofiste arkanızda çalsın bir taraftan haberleri falan da açabilirsiniz. Ama podcast'i bilinçli olarak dinlemenizi bir bölümünü de bir kere değil birden fazla iki üç kez dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Speaking English podcast'ı ben çok başarılı buluyorum. Çok yavaş, çok tane tane müthiş anlatıyor ve web sitesinde de Hocanın bütün söylediği şeylerin transkript olarak PDF olarak yazılı olarak dökümünü alıp hem gözünüzde hem kulağınızda takip edebilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri öğrenebilirsiniz. Spotify'da vardı English We Speak diye. Spotify'da ulaşabilir. Speaking English podcast'te bu arada Spotify'da yine ulaşabilirsiniz. YouTube'da, YouTube'da çeşitli platformlarda bulut var bunlar. The English We Speak'te çok güzel deyimler, 2-3 dakikalık böyle kayıtlar. Ee, çok başarılı bir podcast. Yine BBC Six Minute English arkadaşlar seviyesi pre-intermediate yani üçüncü ve üzeri hatta dördüncü ve üzeri olanlara kesinlikle tavsiye ettiğim 6 dakikalık İngilizce radyo programları var. Milyonlarca konu var arkadaşlar. Real Estate konusu bile var. Real Estate'i de konuştukları bir radyo programı. Talkenglish.com arkadaşlar bu web sitesine girin. Muhtemelen e, duacım olursunuz yani. Müthiş bir web sitesidir. E, basic İngilizce kullanımlar, e, videolar, ses kayıtları, e, konu konu ayrılmış, e, kelime yapısı olarak ayrılmış, kelime grubu olarak ayrılmış. Çok güzel kayıtlar ve listeler var içinde. Çok başarılı bir web sitesidir. TED Talk dinlemenizi öneririm arkadaşlar. TED Talk'un web sitesinden ulaşabilirsiniz TED Talk'lara. Zaten bu zamana kadar illa maruz kalmışsınızdır. TED Talk'ları bir yerlerde görmüşsünüzdür Türkçe olarak. İngilizce izlersiniz, İngilizce altyazılı izlersiniz. E, sektörden bir şeyler öğrenirsiniz, bilimsel bir şeyler, psikolojik bir şeyler, eğitimsel bir şeyler. Alanınıza, ilgi alanınıza göre takip edebilirsiniz. Tabii e, yine ben size en büyük tavsiyem İngilizce öğrenme de ilgi alanınız olan konulardan dinlemeler, okumalar yaparsanız hem ilgi alanınız olduğu için sizi çekici sizin için çekici olacaktır hem de faydalı olacaktır hem de motive ol olmuş olacaksınızdır. Zaten ilgileniyorum, bunu İngilizce yapayım deyip İngilizceyi bir amaç değil araç olarak kullanırsanız İngilizce öğrenmeniz daha hızlanır arkadaşlar. Çeşitli application'lar var. Ben Lingualeo'yu çok beğenirim çünkü TED Talk'lar da var içerisinde ve readingler var. Gramer alıştırmaları da var. English Central video açısından çok güzel bir app'tir. Videoyu izliyorsunuz, işte duyuyorsunuz. Ve hep videolar böyle öğrenciler için hazırlanmış değil. Filmlerden videolar, ya bayağı authentic material, bayağı gerçek yaşam videoları. ...lardan alınmış videolardan, filmlerden, dizilerden kesintiler sağlıyor size. Wall Screen arkadaşlar bir oyun. Yine bu da video oyunu. Çok basic bir oyun. Ben e, deli gibi oynadım. Bir sene falan inanılmaz oynadım. E, şöyle bir video geliyor önünüze size... Duydunuz mu duymadınız mı? İngilizce altyazı istiyor musunuz istemiyor musunuz diye soruyor. Sonra Türkçe çevirisini soruyor. Siz cevap veriyorsunuz. Öteki videoya geçiyor. Burada seviye tercihi yapabiliyorsunuz. Gramer konusu tercihi yapabiliyorsunuz. O tercihleri yapınca videolar o gramer konularına, o seviyeye göre çıkıyorlar. Çok Böyle sizi başına oturtan bir oyun. İngilizceyle ile ister istemez vakit geçireceğiniz bir oyun. Duolingo'yu sadece başlangıç seviyesi için tavsiye ediyorum. Çünkü bol bol çeviri odaklıdır. Ee, başlangıç seviyesini artık geçtiyseniz arkadaşlar Duolingo'yu da bırakın. Öteki app'lere yönelin. Memrise kelime ezberleme için kullanacağınız bir app. Bu su Conversational English yani e, diyalogların bol bol diyaloğun döndüğü bir e, application. Elsa Speak de yine videoların birçok materyallerin olduğu çok güzel application'lar. Tabii siz de bu süreçte zaten İngilizce öğrenme sürecindeyseniz birçok app zaten bulmuşsunuzdur. Arkadaşlar indirin, deneyin, beğenmediyseniz silin. Ötekini indirin, başkasını deneyin. Beğendiyseniz onun onu tutun, düzenli bir şekilde devam edin. Hatta pro, premium paketlerinde satın alabilirsiniz. İnanılmaz indirimler oluyor. Çok küçük, gerçekten komik fiyatlara bir yıllık üyelik falan alabiliyorsunuz. Benden recommendation olarak bu kadar. Bu linki zaten şeyden attım. Career Pets'ten de bahsettim. E, chatten atmıştım bu linki ama sunumda da yine e, koydum. Arkadaşlar evet. kültürel olarak, e, yasal olarak farklılıklarımız var ama bir şekilde sizi maruz bırakıyor. En azından göz atmış olursunuz, İngilizce ile vakit geçirmiş olursunuz diyorum. Şimdi bugün dersimizde visiting the apartment yani müşteriyle doğrudan yüz yüze gelme ve daireleri ziyaret etme üzerine konuşacağız. Ee, burada... İlk önce randevuyu nasıl oluştururuz, saati nasıl belirleriz, yeri nasıl belirleriz onu konuşacağız. Sonra giving directions yani e, bulunduğunuz yerin konumunun ya da gideceğiniz muhitin e, yer yön tarifini verme nasıl yapılır ona bakacağız. Sonra ofise mesela geldi müşteriniz ofiste onu nasıl karşılayacağız, nasıl bir muhabbet kuracağız? E, dördüncüsü olarak e, yolda mesela beraber yolda gidiyorsunuz yolda nasıl muhabbetler dönebilir diye diyalog örnekleri verdim e, ikinci yarımızda da ilk dördü ilk yarımızda yapacağız ikinci yarımızda da artık dairenin içindeyiz e, evin içindeyiz e, orada nasıl muhabbetler dönebilir arkadaşlar ben apartment yazdım bir şey olsun diye ama siz onu villa olarak düşünebilirsiniz işte eee arazi olarak düşünebilirsiniz. Bunu o farklı kelimeleri değiştirerek diyalogları farklı e, property'ye uygulayabilirsiniz. Sonra tekrar mesela satış için ofise geri döndük, tekrar ofise geri döndük. Orada nasıl muhabbetler dönebilir e, ve satış ve kapanışla da günü bitireceğiz, eğitimimizi tamamlayacağız. Okey. making the appointment. Buradan girmeden önce chat'te bir şeyler geliyor. İki dakika bakıyorum. Q&A'ya da bakıyorum. Birisi SVO anlatırsanız iyi olur cümle kurmak açısından. Bunu eğitimin sonunda gelelim mi? Eğitimin sonunda bahsedeyim. Bir de bir önceki eğitimde ya da iki gün önceki eğitimde SVO'yu anlattığım slaytlar vardı. Oraya tekrar bakmanızı tavsiye hmm. ediyorum. Ama SVO'dan bahsedeyim. Tabii ki bahsedeyim. Eğitimin sonunda bahsedeyim ama. Okey. Sonra time. Arkadaşlar time ile ilgili bilmeniz gereken geçmiş, gelecek ve diğer diye üç kategoriye ayırdığım şeyler var. In the past dediğimiz geçmişte olan kelime, e, zaman ifadeleri. Yesterday dün, last week last'la başlayan her şey aslında last year, last month hepsi ya da tarih verirken yıl veriyorsunuz. In'le kullanıyoruz arkadaşlar yılları ya da 10 yıl önce diyeceksiniz. ten years ago ego kelimesi önceyi koymuş olur. Before değil arkadaşlar. Before değil burada. Ego'yu kullanacağız. 10 yıl önce yapılmış bir bina mesela diyeceğiz. Future gelecek zamanda yarın mesela buluşacağız. Appointment randevumuzu ayarlayacağız. Tomorrow yarın next. Next'le başlayan her şey geleceğe gider. Next week, next month, next year ya da in 2023 2023'te tamamlanacak proje diyeceksiniz mesela in 2023 ya da 3 gün sonra three days later burada da later 3 gün önce ego idi sonrası da later arkadaşlar ya da bu hafta sonu this weekend bu hafta this week gibi ifadeler cümlelerin sonuna ya da en başına koyarsınız zamanı karşınıza ifade etmiş olursunuz. Başka nasıl zaman ifadelerimiz var? Pazartesi, salı günleri verirken on preposition'ı kullanıyoruz önlerinde. On Monday, on Tuesday, hafta sonunda diyeceğiz. At the weekend, on weekend de duyarsınız Amerikan İngilizcesi, on weekend. Vardığınızda mesela when you arrive, müsait olduğunuzda, o zamanda when bağlıcı ile ifade ediyoruz. When you are free, when you arrive. Bir önceki derste before ve after'dan da bahsetmiştim. Before you come, gelmeden önce. After you arrive, vardıktan sonra gibi zaman bağlaçları. When, after, before, until işinize yarayacak ifadelerdir. Ay vereceksiniz. Aylardan önce June, Haziran, July, Temmuz. In Preposition'u kullanıyoruz. Saatler, saat vereceksiniz arkadaşlar. At seven. at 6.30. Saatlerle ilgili küçük bir dipnot geçeceğim. Ee, arkadaşlar artık böyle quarter past two, ten past twelve gibi eski sistem İngilizce'ye artık ihtiyaç duymuyoruz. Ee, İngilizce de modernleşti. Artık dijital saat okuyoruz. Yani şuna seven o'clock yerine seven demeniz yeterli. Buna half past three Altı buçuk half past three demek yerine six half past six pardon six yani altı otuz demeniz yeterli 6.20 olsaydı mesela 6.20 demeniz yeterli e, dijital olarak dümdüz okuyabilirsiniz arkadaşlar saatleri hiç o eski öğrendiğiniz saat ünitesine gitmenize gerek yok today Bugün demek sabah, öğleden sonra, in the morning, in the afternoon, akşam, in the evening ifadeleri sizin için e, zamanlarda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sonra e, randevu, making the appointment, randevuyu oluştururken belli e, kelimeler. Daha önce de gördük aslında. Belli kelimeler, belli soru ifadeleri. Ben buraya örnekli yazdım ve Türkçelerini yazdım sizin için. Convenient uygun demektir. When would be convenient for you? Sizin için ne zaman uygun olur? Available müsait misiniz? Müsaitlik için kullanacağız. When are you available? When ne zaman siz uygunsunuz, ne zaman müsaitsiniz ya da beşte boş musunuz mesela. Buraya available da gelebilir arkadaşlar. Available ile free'yi eş anlamlı aynı yerlerde kullanabilirsiniz. Convenient farklıdır. Are you free at five? Suit uyumak demektir. Suit okunur. Suit değil arkadaşlar. Suit okunur. What time suits you best? Size en iyi kaçta uyar? Does Friday suit you? Cuma size uyar mı gibi soru ifadeleri yazdım. Pardon. How about? Ondan ne haber demiştim. Mesela denedik, denedik, denedik. Beş olmadı. bugün hiçbir saat olmadı, olmadı. Artık konuşmanın sonuna geldiniz. Yarından ne haber ya? Yarın uyar mı size diye konuşmayı devam ettireceksiniz. Aynı cümleleri tek tek, aynı soruları egeyenene gelen sormanıza gerek yok. How about tomorrow? Yarından ne haber diye basitçe sorabilirsiniz. Can could bir önceki derste ifade etmiştik. Ofise gelebilir misiniz? Siz bir şey yapabilir misiniz? Can you could you ifadeleri. What time saat kaç sorusudur? What time are you free? Is okay. Buraya istediğiniz ifadeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Is tomorrow okay? Is today okay? Is evening okay? Akşam uygun mu? Yarın uygun mu? Gibi izin arkasından bir zaman ifadesi koyarsınız. Okay mi? Bugün olur mu? Gibi bir sorudur. I am afraid arkadaşlar yapısı bir e, kibar olmak açısından kullanıyoruz bunu. Korkarım. Evet. Kötü bir haber vereceksiniz. Kötü değil de olumsuz bir şey söyleyeceksiniz. Başına I'm afraid derseniz daha hoş e, bir giriş yapmış olursunuz. O kötü, nahoş, istenmeyen haberi diyeyim. Mesela bir de uy uygun değilsiniz. I'm afraid I am busy. Busy müsait olmamak yani e, meşgul olmak aslında. I'm afraid I am busy at one. Korkarım. Bir de müsait değil, bir de doluyum ifadeleri. Sonra devam ediyoruz daha fazla ifade var İşte programıma bakayım sizi beklettiğim için üzgünüm haftaya pazartesi olur mu dörtten sonra yapabilirim üç diyelim mi sizin işte teklif yani bu e, randevulaşma kısmında karşınıza çıkabilecek işinize yarayabilecek ifadeleri olduğu kadar aklıma geldiği kadar listeledim bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. I will just look into the diary. I will check my schedule. Belki duyanlar vardır. Programa bakayım gibi. Bu güzel bir şeydir. Sizi beklettiğim için üzgünüm. Telefonda bekletmek zorunda kaldınız mesela. Ya da beklediğiniz yerde beklet. E ofise e geç geldiniz. Olabilir mi? Olabilir. Sorry to keep you waiting. Sizi beklettiğim için üzgünüm. Pazartesi, hafta pazartesi olur mu? Would next Monday be okay? Ee, arkadaşlar is next Monday okay Dümdüz. Haftaya pazartesi olur mu? Would'la başlarsanız bu soru kalıbını kullanırsanız biraz daha yumuşak, kibar sormuş oluyorsunuz. Sadece bunun için var aslında. Ee, İngilizcenizin tonunu yumuşatmış oluyorsunuz. Dümdüz sormuş olmuyorsunuz. Ama ikisi de iş görür mü? Görür. İkisi de iletişim sağlar mı? Sağlar. Make it, daha önce de söylemiştim hatırlarsınız. Türkçe'de ben o saat, dörtten sonra yapabilirim ya olur bana ifadelerini make, İngilizce yapmak fiiliyle gayet rahatlıkla kullanabiliriz. I could make it after four. I could make it after four. Dörtten sonra yapabilirim. Hoppa. Shall we say? Bir de shall we kalıbı var. Shall we bir teklif. Shall we, shall we, shall we arkadaşlar. Hep bu. Arkasından fiil geliyor, arkasından da nesnesi geliyor. Ee, yapalım mı? Diyelim mi? Gidelim mi? Yani beraber yapmak için bir şey yapmak için teklif sunarken kullanıyoruz. Shall we say three? Üç diyelim mi? Shall we meet in the office? Ofiste buluşalım mı? Shall we go now? Şimdi gidelim mi? Gibi e, shall we kalıbıyla sorularınızı teklif sorularınızı oluşturabilirsiniz. Diyalog, e, örneklere başlayalım. Diyalog one. E, client yine var. Bir de agent var. Agent biziz, client müşterimiz. Client müşteri demektir. Customer da müşteri demektir. Bu arada customer'ı bilenleriniz vardır. Customer daha çok perakende sektörü müşterisi gibi. E, product yani ürün alıp satıptaki müşteri gibi düşünün. Client'ı daha çok hizmet sektörü müşterisi olarak düşünün. Client işte e sigortacılıkta client'tır. Eee banking'de, bankacılıkta client'tır. Real estate de bir hizmet sektörü gibi bakarız. Orada da client kullanabilirsiniz. Customer da de yanlış değil. Hangisi kolayınıza geliyorsa client'ı tavsiye ediyorum ben sadece. May I see the apartment dedi. Mey'i hatırlayabilirsiniz belki. Daireyi görebilir miyim? Siz de dediniz ki of course. When would be convenient for you? Sizin için ne zaman uygun olur? Would'u kullanmanın sebebi biraz daha tonu yumuşak söylemek dedim. Buraya when is convenient for you da diye sorabilirsiniz. O da dedi ki today after 2 p.m. Today after 2 p.m. Bugün 2'den sonra. P.m. öğleden sonra. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar. A.m. gece 12'den öğlen 12'ye kadar zamandır. Unuturum, karıştırırım derseniz arkadaşlar am, pm, google size cevabı verecektir. E, if possible da eğer mümkünse. If, eğer bağlacıydı, If possible dersem eğer mümkünse. Olmuş oluyor. Eğer mümkünse after 2 pm today dedi client. Sizde seems okay. Uygun görünüyor. Seems okay. I am free. What's your name? İsminiz nedir? I'll record your number. Telefonunuzu kaydedeyim. İsminizi sordum, telefonunu kaydedeyim dedim. I'll record your number. This is it. Dialogue 2. Let's check another dialogue. Client dedi ki, fine then. When can I see the apartment? Bu kez de başka bir soruyla karşımıza çıktı. Client ne zaman görebilirim daireyi? When can I see the apartment? Agent dedi ki, tomorrow morning if convenient. If possible görmüştük. Mümkünse. If convenient da uygunsa. Convenient uygun demekti. Uygunsa anlamını. Bu if'in yanını değiştirirsiniz arkadaşlar. Öyleyse. S sağ ekini verir. Hayatınıza devam edersiniz. Yarın sabah if convenient diye sordunuz. Oh no, that's not good for me. But I could make it in the afternoon. Client dedi ki bana uygun değil. That's not good for me, but I could make it. Yine make it. Öğleden sonra yapabilirim. Dedi. Agent, I'll check my diary. Bir şeyime bakayım. Neler varmış elimde, programımda. I'll check my diary. Telefondasınız, düşünün. Bir saniye, şeyime bakıyorum. Sizi beklettiğim için de üzgünüm. Bakarken çünkü zaman gidiyor ya orada. Böyle bir cümleyle, sorry to keep you waiting'le. ...karşınızdakini bekleteceğinize dair bilgilendirebilirsiniz. Uh, client it's alright dedi. Hani sizi beklettiğim için üzgünüm okeydir dedi yani it's alright. Siz dediniz ki how about 4.30? 4.30 olur mu? 4.30'den ne haber? Half past 4'a hiç kasmayın dediğim gibi kolay geliyorsa öyle öğrendiyseniz okey. Ama 4.30 gayet işinizi görecektir. Client dedi ki 4.30'yi beğenmedi. Shall we make it five? 5 yapalım mı? Dedi. And how can I get there? Dedi. 5 yapalım mı? Ve oraya nasıl gelebilirim? Nasıl ulaşabilirim? How can I get there? Siz beğendiniz beşi. Five seems okay. I can send you the location through WhatsApp. WhatsApp'tan size lokasyonu göndereyim dediniz. Mesela. Arkadaşlar I can send you the location through WhatsApp. Through aracılığıyla WhatsApp kullanarak gibi bir anlam verecek. Through WhatsApp dersiniz. Biraz gıcık bir kelime biliyorum. Sözlüğe yazıp oradan bayraklardan e, telaffuzu defalarca defalarca dinleyebilirsiniz. Longman'dan cümlenin içinde bol bol duyabilirsiniz. Bazı kelimeler evet bir Tipi de bir tuhaf, söylemesi de bir tuhaf, biliyorum. <laughs> e, ama öğrenmenin yolları hep var. Okay. Client de dedi ki, perfect, harika, see you there. Orada görüşürüz. See you there. Dialog 3. Geçiyorum. Client bu kez şeyle geldi, yarın ne zaman uygunsunuz? What time are you available tomorrow sorusuyla geldi. Farklı farklı senaryolar arkadaşlar. Çünkü her an her şeyi duyabilirsiniz yani. O yüzden siz de dediniz ki anytime hatırlayan var mı aranızda? Herhangi bir zaman. 12 4 arası, herhangi bir zaman diyeceksiniz mesela. Uygunsunuz. Spesifik bir zaman vermiyorsunuz. Anytime between 12 and 4 is okay. Please call me again. Please call me again before you come. Please call me again. Beni tekrar arayın before you come gelmeden önce before'u söylemiştim tekrar altına çiziyorum gelmeden önce hani Türkçe'de gelmeden sanki olumsuz bir şey varmış gibi görünüyor ama hiç öyle not'lara girmeyin before kendi başına geldiğinde cümleye yapmadan etmeden anlamını verecek zaten gelmeden anlamını dümdüz veriyor not'a don't'a doesn't'a isn't gibi kelimelere yani not'a hiç ihtiyacınız yok. Okay, Client dedi ki, sure elbette, thank you dedi, sizi arayacağım demek istiyor yani. Siz e, bir şey değil dediniz, you're welcome, bir şey değil, not at all bir şey değil, you're welcome daha kibar bir ifade, onu kullanabilirsiniz. Hope to meet you soon, yakında görüşmeyi umut ediyoruz. Hope to meet you soon. Okay, dialogue four. Client dedi ki, ee, bu kez başka bir cümleyle girdi. I could see the apartments then. O zaman daireleri görebilirim. O zaman hatırlıyor musunuz? den? Türkçe'de o zaman daireleri görebilirim gibi gidiyorduk. İngilizce diyordu ki görebilirim daireleri o zaman. Deni sona atıyor. Agent, of course I am available in the afternoon. You can come to our office and we will go together. Ee, tabii ki e, ben uygunum öğleden sonra. Ofisimize gelebilirsiniz. You can come to our office. We will go together. Client dedi ki that would be great. I am free on Friday. Ben uygunum. Ee, harika olur. Cuma da uygunum dedi. Okay, what time? Saatimizi soruyoruz. Böyle bazen de uzun uzun sormanıza gerek yok. What time deyin, what deyin, where deyin. İşiniz e, işiniz çözülür yani. Önemli olan iletişim kurmak çünkü. At eleven in the morning. Müşteri dedi ki sabah in the morning eleven. I'm afraid I am busy at eleven. Siz müsait değilsiniz. Korkarım. I'm afraid I'm busy at 11. Client dedi ki 12 then? 12 o zaman. Yes, 12 suits me. 12 bana uyar. Twelve is okay. Bir alternatif. Twelve suits me. Diğer bir alternatif. Eee, uh, dialogue 5. Agents bu kez siz sordunuz. Great. Is tomorrow okay? Yarın okay midir? Client dedi ki tomorrow isn't good for me. Bana iyi değil yarın. Do you work on Sunday? Pazar çalışıyor musunuz dedi. Sunday is fine, but I uh, I can't promise promise söz vermek. That I could keep the apartment. Daireyi tutabileceğime söz veremiyorum. I can't promise. Biraz uzun. I know. I can't promise that you could. I could keep the apartment. Keep elde tutmaktır arkadaşlar. Daireyi tutabileceğimi söz veremiyorum diyorsunuz. Client dedi ki I see. Anlıyorum. Let me check my diary again. Let me check. Benim e, programıma bakmama bir müsaade edin. Müsaade edin şeysini, e, yapısını let me ile kullanırız. Yanına da fiil yazarız. Let me check. How about Friday afternoon? Diye devam etti. Cuma'dan sonra okey mi? Okay for me. Shall we say two o'clock? İki diyelim mi? Shall we say two o'clock? Deal. Değil arkadaşlar anlaştık. Duymuşsunuzdur zaten kontratlarda falan da gelir. Değil, deal anlaştık. Kısaca deal demek anlaştık demektir. Herkes birbirini anladı. Two o'clock in the office. Ofiste saat 2'de. Client dedi ki how can I get there? Oraya nasıl gelebilirim? Very easy. Çok kolay. Take the metro to Mecidiyeköy station and call me when you arrive. Buraya şimdiki konumuz aslında bundan sonraki konu bu konu. Yumuşak bir geçiş yapalım. Mecidiyeköy istasyonuna metroya binin ve beni geldiğinizde arayın. Take the metro to Mecidiyeköy station and call me when you arrive. Diye gidiyoruz. Geleceğim arkadaşlar bu take the metro bilmem ne e, şeye işte yolları tarif etmeye nasıl olduğuna. O yüzden hızlı geçiyorum. Şimdi e, bir şey de problem çıkabilir. Appointment randevunuzda problem çıkabilir. O zaman nasıl deal edeceğiz? Biz bunlarla nasıl uğraşacağız? Late, gecikmek, cancel, iptal, postpone, erteleme. Biri gecikti, siz geciktiniz, karşınızdaki gecikti. Ya da randevu iptal oldu ya da erteleme gerekiyor. O zamanlarda yani bir şeyler ters gittiğinde late, geç, to be late, geç kalmak, to be'yi enizar ile yapabilirsiniz. Mesela örnek, Sorry, I am late. Üzgünüm, geçtim, geciktim. Ya da Sorry for being late. Geç kaldığım için üzgünüm ifadeleridir. Cancel, cancelın, e, sizin duyabileceğiniz, call off da iptal etmek demek. Bu arada, I am sorry but I have to cancel our appointment. The flat is let by another agent. Heh, bu örnek güzel. Şöyle aradınız, daire gitti başka bir e, emlak ofisi tarafından. Kiralandı mesela e, sizin randevunuzdan önce. E, olabilir mi? Olabiliyor. I am sorry, üzgünüm, but I have to cancel our appointment. Randevumuzu iptal etmek zorundayım. Have to'nun e, önemine dikkat çekmiştim. Have to'yu Google'layıp e, zorundalık anlamı da e, çalışabilirsiniz. I have to cancel our appointment. The flat is let by another agent. Bunu da böyle kalıp olarak ezberleyebilirsiniz. Belki buraya başka bir şey koyabilirsiniz. Daire başka bir e, acente tarafından, e, emlakçı tarafından kiralandı. The flat is let by another agent. Postpone, delay ya da put off. Arkadaşlar üçü de eş anlamlı. Postpone'u duyabilirsiniz, delay'i duyabilirsiniz. Havaalanlarında en çok delay'i görürsünüz. Put off da ertelemek demektir. Call off, iptal, put off, ertelemek. I'm sorry. Ee, bu müşteriden size gelebilir. Siz müşteriyi arayıp ertelemek zorunda kalabilirsiniz. I'm sorry but I must put off our appointment. Ertelemek durumundayım. Something about my family came up. Burada da sadece bir e, excuse yani bahane ya da e, örneği verdim. E, problem çıktı ailemle ilgili bir durum çıktı. Something came up. Bir şey çıktı. Erteliyorum. Something about my family came up. Ailemle ilgili bir şey çıktı. E, something about work came up. İşle ilgili bir şey çıktı. Buradaki family tarafını değiştirip şununla ilgili bir şey çıktı deyip cümleleri çeşitlendirebilirsiniz. Bir şeyin ortaya çıkması something came up'tır. Something came up. Bir şey çıktı, işim çıktı gibi. Okay. Dialog, let's see a dialogue. Hello, it's Ece speaking, real estate agent. Ece konuşuyor, işte ben emlakçıyım. Yine yep, real estate arkadaşlar şeyde, sektörde. Çok yaşamayacak belli ki. Oh yes, hi. Client aradı. Hello again, but I am sorry. I am sorry, but I will be late for 30 minutes. Is that okay? Arkadaşlar, ben emlakçıyım. Sektörde iyi değilim. Bir de randevuma gecikiyorum. Mahvoldum bence. <laughs> Hello again, I am sorry, but I'll be late. 30 dakikalığına geç kalıyorum. Is that okay diye sordum. Ama client'ım iyi çıktı. It's fine, no problem. Dedi, Thank you for your understanding. Olur mu olur bir bahaneyle, bir kötü haberle gitmek zorunda kalırsınız. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yapısı budur arkadaşlar. Thank you for your understanding. Okey. Ee, başka bir diyalog. I see that's bad for me. Bu benim için kötü. Ee, shall we postpone it to tomorrow? Yarına erteleyelim mi? Shall we'yi hatırlıyorsunuz. At the same time aynı saatte mi mesela? At the same time any time will be okay. Siz de dediniz ki any time hatırlarsanız herhangi bir zaman. Any time will be okay. O gün mesela da şeyiniz boştur. Kalenderiniz, diaryiniz e kullanabilirsiniz. Any time will be okay. Fine then two it is. O zaman iki. Deal. Thank you. See you tomorrow at Diye see you, see you. Giving Directions'a geçmeden şöyle bir çete ve Q&A'ya bakıyorum arkadaşlar. Giving Directions yer yön tarifi yapmak. Geç kalmışlar, geç kalmışlar olsun, hoş geldiniz. Sonuçta videoyu tekrar izleyebileceksiniz arkadaşlar ve dokümanlara ulaşabileceksiniz. Üzülmeyin. Aha. Sondan gidiyorum. Vaya WhatsApp olur mu hocam? Teşekkür. İsmail, Q&A'dan arkadaşlar soruları ben sesli olarak okuyorum. Kimin yazdığını okuyorum, sesli cevap veriyorum. Vaya WhatsApp olur mu hocam? Demiş İsmail Emrah Arısoy. Yani neden olmasın? True daha doğru. Vaya e, da uygun aracılığıyla demek. Ama ben true ve genel olarak native'lerden de true duyuyorum. Vaya bank transfer, mesela banka aracılığıyla, vaya e-mail, e-mail aracılığıyla vaya'yı da kullanıyoruz. Via yazılıyor. Sonra Okan Bey yazmış. Hocam doğru mu demiş? Let me let me send you the location from WhatsApp. Show the circle at 5 p.m. Ee, Okan Bey cümlenizde circle olmaz, around olsun. Around civarında, 5 civarında size göstereyim. Onun dışında güzel. Circle yerine around. Ee, Okan Bey sormuş. Can we see the apartment after noon tomorrow? Yarın öğleden sonra daireyi görebilir miyiz? Hocam bu olur mu sizce demiş. Cümleyi tekrar okuyorum. Can we see the apartment to afternoon tomorrow demiş. Doğrusu tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon'un yeri değişecek bir tek Okan Bey. Onun dışında mükemmel bir soru. No problem. Devam ediyorum giving directions'a. Chatten bir şey daha geldi. Ona da bakayım. Görünmüyor yazılanlar. Şu an e, bir şey yapmadım. Evet Q&A'dan görünmüyor yazılanlar. O yüzden ben okuyorum. Herkese gitmiyor. Orası ilginç. E, Okey. Giving directions'tan bakıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burada e, sorular. Nasıl soruruz? sorabiliriz bunu. How can I get there? Oraya nasıl gelebilirim? How can I find the place? O yeri nasıl bulabilirim? Where shall I come? Nereye geleyim? Where shall we meet? Nerede buluşalım? Where are you coming from? Nereden geliyorsunuz? Arkadaşlar where do you come from değil. Nerelisin değil. Where are you coming from? Nereden geliyorsunuz? Orada bir küçük tense değişikliği anlamı da tamamıyla değiştiriyor. Yani nereden yola çıkıp geleceksiniz gibi bir soru elde etmiş oluyoruz. Giving Directions sorularımız bunlar. Diyaloglarda göreceğiz, biraz bakacağız. How will you come here? Ya da siz soruyorsunuz buraya nasıl geleceksiniz diye. Arabayla mı işte, toplu taşımayla mı gibi. How will you come here? Sonra bir sonraki sayfada buraya detaylıca gireceğim. Sağa dön, sola dön, metroya bin falan. Bir sonraki sayfada visual'lı gösteriyorum burayı ya da doğrudan lokasyon vereceğiniz örnekleri de yapacağız. Mesela tarif ettiniz sağa dön sola dön şuraya gir şu caddeden geç bilmem ne dediniz 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 sonra da ofis bankanın yanında diye ofisin tam lokasyonunu vereceksiniz. Office is near the bank gibi. It is opposite the restaurant. Restorantın karşısında. It is 100 meters from the market. Marketten 100 metre ileride, it's on the left, solda, it's on the right, sağda diye spesifik lokasyonu vereceğiniz zamanlar. Asking'e tekrar geliyorum. Pardon, e, burada şey, önün, sizin için gerekli olacak kelimelerin listesi var. Trafik ışıkları, traffic lights, roundabout, kavşak, sidewalk ya da pavement arkadaşlar kaldırım. Zebra crossing, yaya geçidi. Crossroad yine kavşaktır. Dört yol ağzıdır, crossroad. Ee, burada işte sağa dön, sola dön, düz git, önünden geç, karşıya geç ifadeleri. Turn left, turn right, go straight, dümdüz git. Go 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 da diyebilirsiniz, go straight de diyebilirsiniz. Go go unutun ama, go 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 you. unutun. Go straight'e alışın, go ahead de var. Go past arkadaşlar bu güzel bir ifade önünden geç. Onu geç. Mesela yan tarafınızda şey var bir tane restoran var. Go past the restaurant it is on the right. Restoranı geç sağda kalıyor mesela. Go past the restaurant it is on the right. Ya da karşıdan karşıya geç diyeceğimizde de cross the street. Caddeyi geç cross the street diye kullanıyoruz tam ofisin spesifik lokasyonunu verirken, yolu değil de spesifik lokasyonu verirken şunlar işimize yarayabilir. Köşede, ofisiniz köşede ise, bir şeyin yanındaysa, next to, karşısındaysa, opposite, iki şeyin arasındaysa, between gibi prepositionlar, şu prepositions of place'i Google'da aratıp daha uzun listelere ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Burada birkaç örnek verdim. İkinci sağdan dön, üçüncü soldan dön, otobüse bin, metroya bin, şu durakta in mesela, şişli çıkışından çık, küçük bir meydan göreceksin. Ya bunlar yolda sürekli e, yol tarifi yaparken kullandığımız Türkçe ifadeler, onların hepsinin İngilizcede zaten karşılığı var. E, şöyle, take the second turning ya da take the second street on the right. Take the third turning ya da street on the left. Take, bol bol take kullanıyoruz. Al yani. Take the bus number 12. O, 12 numaralı otobüse bin mesela. Take the bus number 12. Take the metro. Metroya bin. Arkadaş directionları da verin. Yeni kapı direction. Hacı Osman direction. Mahmut Bey direction. To yönelmeyi de önüne koyun. To yeni kapı direction. Yeni kapı yönüne metroya bin gibi bir şey olmuş oluyor bu. Durakta in, get off arkadaşlar. Get on, bin, get off, in. Get off at Şişli stop, Şişli station. İkisi de olur. Şişli çıkışından çık mesela işte bindi. Şişli çıkışından çıkartacağız. Ben bu arada Şişli'de yaşadığım için Mecidiyeköy'de bütün örneklerim Mecidiyeköy üzerinden ilerliyor cehennem diyorum başka bir şey demiyorum. Take the şişli exit şişli çıkışından çık. Küçük bir meydan göreceksin küçük bir market göreceksin bu da işte onu gördükten sonra bir yere dön gibi size başlangıç noktası, ara nokta, nefes alma noktası karşınızdakinin sizi anlaması için küçük cümleler yazdım. You will see a small square. You will see a supermarket on the corner. Köşede bir süpermarket göreceksiniz. Turn left mesela oradan da sola dön diyeceksiniz. Okey. Ofis kuaförün üstünde. Ha, evet hemen e, cadde seviyesinde olmayabilir. İkinci katta olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman da above the hairdresser. Altınızda da dükkan var diyelim. The ofis above the hairdresser. Kuaförün üstünde. Above'u kullanabilirsiniz. Above yuk yukarısında below altındaydı. Ee, şey Piyasa değerinin üstü, altı derken above ile below'dan bahsetmiştik. Yine yer olarak da, lokasyon olarak da kullanabileceğiniz iki preposition bunlar. Okey, burada e, şey var, bir tane harita var. Küçük bir örnek yazdım size. Biz buradayız, şuradaki e, pembe yerdeyiz. Şu yıldızda ofisimiz mesela. Şuradan tarif ediyoruz. Nasıl olacak? Go straight until the roundabout. Kavşak roundabout'tu. Until de kadar anlamını verecek. Go straight until the roundabout. There is a park on the right. Sağda park var. Derizi hatırlayın. Sağda bir park var. You will see a park on the right. Sağda park göreceksiniz. Go past the park. Parkı geçin diyebilirsiniz. Go through the park. Parkın içinden geçin demek isterseniz. Through İfadesi yine through WhatsApp through the park aynı kelime farklı anlam. Ee, go straight ahead parkı da geçtik dümdüz yürüttük. Sonra da the office is at the corner on the right. Office köşede sağda. At the corner on the right tam da köşe değil ama binanın köşesi mesela öyle düşünebiliriz. Böyle bir tarif örnek yazdım size. Buradan bakabilirsiniz. Bu haritayı kullanarak coffee shop'tan kafeye mesela kendiniz anlatmaya çalışabilirsiniz. Practice olur. Ya da doğrudan muhitinizi düşünün. Orada neyi nasıl anlatırım? Onları bir düşünün. Ofisinizi farklı lokasyonlardan nasıl tarif edersiniz? Onları yazın, anlatın kendi kendinize, sesli bir anlatım yapın ki Yarın bir gün telefon geldiğinde bütün yol tariflerine, arabayla yol tariflerine, işte yürüyerek, toplu taşıma ile yol tariflerine hazır olmuş olursunuz. Okey, meeting, face to face, office. Artık ofise müşterimiz bir gelsin, bir yüz yüze bir tanışalım, konuşalım, bakalım yep, real estate, ece neler yapacak. Ben dedim ki, welcome, how are you? Aa, bu arada buraya geçmeden Q&A'ya bir bakayım. Yeni bir soru gelmiş. Giving directions'larla alakalıysa onu bir bakmış olayım. Değilmiş. Devam ediyorum. Meeting face to face. Face to face yüz yüze. Office. Office de yüz yüze bir araya gelmek. Okay. Welcome. How are you? Thank you. How about you? How about you? Burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Sizden ne haber? Nasılsınız derken. E, client sordu bize bu kez tabii. Bir dakika. Agent, I am fine. Ben dedim ki, I am fine. Thank you. Would you like something to drink? Dedim. İçecek bir şey ister misiniz? Would you like kalıbı? Would you like yapısı? Kibar bir şekilde birini bir şeyi ister misiniz sorusudur. Bunu da çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yine Google'dan. Would you like something to drink? Tea, coffee, water, su. Ee, içecek bir şey hemen ikram only water please o da dedi ki sadece su lütfen very well dedik o ara çay geldi kahve geldi su geldi her neyse siz böyle arkadaşlar buradaki muhabbet şey hemen dümdüz işe girmeden önce pleasantries small talk dediğimiz muhabbet olsun bir tanışmış kaynaşmış olalım soruları muhabbetleri diyalogları did you find the place easy Kolay buldunuz mu ofisi? Did you find the place easy? Yes, it was okay. It took 20 minutes. Arkadaşlar bu koyuyla yazdıklarım hep Türkçesini yazmadığım, çoğunu Türkçesini yazmadığım şeyler e, doğrudan Google Translate'den bakıp şey yapabileceğiniz şeyler bu arada. Ne olduğunu görebileceğiniz, çalışırken bakabileceğiniz şeyler. It took 20 minutes. 20 dakika sürmüş. Şimdi ben e, muhabbete giriyorum. As we talked on the phone. Arkadaşlar bu yapı, as we ile başlayan bu yapı mu, mükemmel bir yapıdır ve işinize yarar. Burada şunu demek istiyorum. Telefonda konuştuğumuz üzere. As we talked on the phone. Bu yapı size konuştuğumuz üzere, anlaştığımız üzere, bildiğiniz üzere gibi yapılar, böyle cümleler kurmak, başlangıçlar yapmak istediğinizde işinize yarar. Mesela bildiğiniz üzere diyeceğiz, as you know, siz bilmek. As you know, as you understand, anladığınız üzere. As ile başlayıp özneyi fiili yazıp bil, yaptığımız üzere, yaptığınız üzere gibi ifadeleri yaratabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. The flat is really good. As we talked on the phone, the flat is really good. Dairemiz çok güzelmiş. The building was built three years ago. Ego ifadesinin örneğini burada görmüş olduk. Üç yıl önce inşa edilmiş bina. The building was built three years ago. So, it's new. Yeni. The landlord, ev sahibi is an old lady. Yaşlı bir kadın. She lives on the second floor. İkinci katta yaşıyor. What she cares most is on-time payments. Buraya fazladan bir şey yazdım. Onun en çok önem verdiği şey zamanında ödemelerdir. Zamanında ödeme ifadesi burada bulabilirsiniz. On-time payments. On-time payments. I see, no problem about that. O da ki anlıyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı çıkmaz dediği. Böyle bir giriş yapmış olduk. Good. Shall we go see the flat? gidip görelim mi shall we go and see the flat shall we yapalım mı edelim mi ifadesiydi. Okay, yes please dedi client ve devam ediyoruz. Yoldayız artık arkadaşlar. Yüz yüzeyi e, ofisi bitirdik, yola çıktık. Yolda nasıl muhabbetler döner? Artık kişiyi belki daha fazla daha detaylıca tanımaya yönelik. Where are you from? I am from Canada. How long have you been in Turkey? Ne zamandır Türkiye'desiniz sorusudur arkadaşlar. How long have you been in Turkey? Not much. For only six months. Çok değil. Altı aydır diyor. Where do you live now? Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Around Nişantaşı. I didn't know Istanbul much, so I found a flat there, but it is too expensive. Nişantaşı civarında yaşıyorum dedi. Around Nişantaşı. I didn't know Istanbul much. İstanbul'u çok bilmezdim. So I found a flat there. But it is too expensive. Too expensive. Expensive pahalıydı. I see. Siz de dediniz ki this neighborhood. Arkadaşlar uzun bir kelime. Daha önce de gördük ama muhit. Neighborhood, komşu bölge anlamındadır. Is affordable, affordable, mali gücü yeter, ödenebilir demektir. And very convenient, convenient hatırlayın uygun, elverişli demekti. Çok uygun bir yer. There are public transport to everywhere. Her yere, everywhere, her yer demek, her yere toplu ulaşım var. Metro bus, metro bus lines. Öyle muhabbet ediyorum yani kişiyle yolda sessiz sessiz gitmek yerine alternatifler yazıyorum burada. Yes, I did some research. This place seems reasonable. Biraz araştırma yaptım. Araştırmamı yaptım. I did some research. This place seems reasonable. Reasonable da mantıklı demek bu arada. It's also peaceful here. Burası bir de huzurlu. Dedik ve geçtik. Office or on the way diye. Mesela agent siz kendinizi tanıtıyorsunuz. Bir saniye arkadaşlar. Araç geçiyor. gürültü. Done. Okay. I am back. I've been doing this business for 10 years. Ben 10 yıldır emlak yapıyorum. Bu işte çalışıyorum diyeceksiniz mesela. I've been doing this business for 10 years. Before that I was uh, a banker. Ondan önce bankacıydım. What's your job? Sizin işiniz ne? I am an English teacher. I teach online. Ben. <laughs> so you work from home. Evden mi çalışıyorsunuz? Work from home. Work home'a bayağı alıştık galiba şu dönemde. İngilizcesine bile. Mostly yes. Çoğunlukla evet. Uh, agent araya girdi. The apartment has a great room for an office. Ofis için harika bir odası var. It is light. Aydınlık demekti. Looks at the backyard. Backyard arka bahçe. Arka bahçeye bakıyor. It will be quiet. Quiet sessiz demektir. Quiet. Sessiz olacaktır. Okey. Burada ee, burası bitti. Şimdi kısacık şey slide'ı koydum arkadaşlar. Satıştan, ekonomiden, sektörden bahsetme cümleleri. Lazım olur. Biraz konuşmanız gerekir. There was a property boom in the last years. Bu sözcükleri ben şimdi söyleyeceğim ama daha sonra siz sözcüklerden bakabilirsiniz. Uh, property boom arkadaşlar emlak patlaması satışların falan deli gibi attığı emlak sektörünün çok böyle patlama yaşadığı dönemlere property boom diyoruz uh, now it is quiet In, geçen senelerde property boom vardı there is deyince var there was izi vaza çevirince var idi geçmiş zaman yapar now it is quiet şimdi biraz sessiz durgun anlamında uh, ya da uh, bu bölge mesela çok merkezi, popüler, satışlar iyi. This area is always central and popular. Sales are good. Ekonomiden bahsedeceğiz mesela. Ekonomi is slowing down. Ekonomi yavaşlıyor. Pace'i düşüyor. Bu da emlak sektörünü etkiliyor. Effect etkilemek demektir. Slow yavaştı. Slowdan da yavaşlamak. Economy is slowing down. This affects the real estate. E, interest rate arkadaşlar faiz oranı demek. Interest rates have decreased, are, düştü so people have started to buy. İnsanlar tekrar almaya başladı. Interest rates are high, yüksekmiş faiz oranları. So it is difficult to buy a flat if you don't have cash. Cash'iniz yoksa bir daire almak zor. Çünkü interest rates are high. Sonra e, daireyi almak için işte şey e, peşinatınız olması gerekiyor mesela. Advanced money, peşinat demek. You should have advanced money. Sonra yatırım yapmakla ilgili böyle cümleler kuracaksınız mesela. People invest their money on real estate, they get rent when they are retired. E, insanlar işte... ...real estate'e yatırım yapıyorlar... ...paralarını ve emekli olunca da... ...kira alıyorlar gibi gibi... ...cümle örnekleri sadece... ...mesela land... E, ...araziler 5 yıl önce ucuzdu... ...şimdi fiyatları artıyor... ...lands were cheap... ...here five years ago... ...ego'yu hatırlayın önce... ...now, şu an... ...prices, fiyatlar are going up... ...up, up, up, up... ...increasing de olur... ...going up da olur... Opa. İlk yeri bitirdim arkadaşlar. Buraya dairenin içine ofise dönmeden sales'a geçmeden önce bir çete ve Q&A'ya bakayım. Bir şeylerimiz var mı? Yok. Q&A'ya de bakıyorum. Yok. Okey. Bugün biraz sessiziz. Nice. Ee, devam ediyorum o zaman. Module, uh, sorry, visiting the apartment, but this time We are going to the apartment directly. Oops. Building binanın girişini, dairenin içini, hepsini göreceğiz. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi burası daire olmak zorunda değil, başka bir yer olmak o başka bir yerde olabilir. Ben daireden ilerledim ama kelimeleri değiştirerek benzer cümlelerle diyalo ilerletebilirsiniz. Sadece sizin için burası bir şablon niteliğindedir. Ee, buradan Diyalogları alırsınız, kelimeleri değiştirirsiniz ve kendi elinizdeki portföye e, göre diyalogları tekrar tekrar yaratabilirsiniz. Um, here we are. İşte buradayız. Here we are. Let's go in. Let's hadi idi. Let's go in. Hadi girelim. Burada sadece agent'ı konuşturuyorum. Agent neler söyleyebilir? Siz neler söyleyebilirsiniz? It is on the third floor. Üçüncü katta, let's take the lift, asansöre binelim ya da let's take the stairs, merdivenlerden çıkalım. Ee, binaya girdiniz mesela, the building is old but the flat is renovated. Bina eski ama dairenin içi yenilendi mesela, böyle bir cümle. İşte şeyi girerken böyle hayal ettim, binaya girerken neler konuşuluyor diye. Böyle şeyler oluyor genellikle. Sonra bunu özellikle yazdım çünkü benim apartmanda var olur mu olur önünüze gelir kediler vardır apartmanda koku vardır there is a smell because of cats and there is a smell because of humidity nemden bir koku olabilir belki dikkat çeker. Ee, öyle bir şey yazdım. There is a smell, smell koku demek. Because of sebebiyle yüzünden demekti. Because da karıştırmayın. Because çünkü der arkasından cümle alır. Because of olunca bir şey sebebiyle yüzünden anlamını pratik bir şekilde söylemiş oluyoruz. Because of humidity. Humidity nem. Moist de olur nem olarak. Mesela you know marmaris, marmaris humid climate. Climate iklim, nemli iklim, Marmaris'in e, nemli iklimi, deniz var sonuçta diye e, biliyorsunuz diyebilirsiniz. Sonra e, daireyi ziyaret ederken yapabileceğimiz faydalı cümleler neler? E, daireye girdik artık. Let's go to the kitchen, mutfağa gidelim. Let's see the bathroom, e, banyoyu görelim. Shall we move on? Arkadaşlar move normalde taşınmak demek. Move in içeriye taşınmak, move out, dışarıya çıkım e, taşınmak, evin dışına taşınmak, başka bir yere taşınmak daha doğrusu. Move on da devam etmek demektir. Yani move yanına farklı kelimeler alıp in, of, out gibi kelimeler alıp anlam değişikliğine uğruyor totalde. Move on da devam etmek demek. Bunları arkadaşlar phrasal verbs diyoruz. E, İngilizce seviyesi e, Sorry, İngilizce'de native özellikle ana İngilizce ana İngilizce olan insanlar tarafından çok kullanılırlar. Bir fiil var yanına da bir preposition. Preposition dediğim şeyler in, on, at, of, with gibi o küçük küçük kelimeler var ya onlar preposition'dır. Onların ikisi bir araya geldiğinde farklı bir anlam ifade edebilirler. Edeceklerdir. Mesela call off'u gördük. Call ne demek? Aramak. Call off cancel demek, iptal etmek demek. Put ne demek? Koymak. Ama put yanına off al, alıyor. Ertelemek, put off, ertelemek anlamına geliyor. Onlara karşı dikkatli olun. Ee, Move'u görünce hı, taşınmak demek demeyin yani. Yanında belki bir preposition vardır ve anlamı çok bambaşka bir şey olmuş olabilir. Move on, devam etmek mesela. Shall we move on? Devam edelim mi? This is the living room, gösteriyorsunuz işte burası living room, burası balcony gibi. This is the living room, this is the balcony. You see, cümlelerinizin başına you see görüyorsunuz. You see diye böyle ellerinizle beden dilinizle kullanarak hem kelimelerle süsleyip hem de beden dilinizi kullanarak e, muhabbet ediyorsunuz. Yoksa konuşmazsanız sürekli pantomim gibi olur. E, sonra e, daireyle ilgili detaylar vereceksiniz. Bu yatak odası diğerinden büyük mesela this bedroom is bigger than the other. Görünen bir şeydir kılavuz istemiyordur ama muhabbet olsun işte siz ee, mesleğinizi yapıyorsunuz ya da bırakıyorsunuz onlar bakıyor ama muhabbet etmek iyidir. O yüzden böyle örnekler yazdım size. Ha, önceki kiracılar e, muhabbeti geçecektir mesela. Previous tenants used to. Önceki kiracılar şöyleydi, böyleydi, şuraya gitti, buraya gitti gibi. E, previous tenants, tenant kiracıydı. E, ya da previous owner, önceki ev sahibi. Owner da olabilir. Landlord, landlady, renovated. Evi yeniledi mesela. Here you are, here you are da buyurun demektir. After you, sizden sonra ben yapayım demektir. Sizden sonra konuşayım. Mesela sözünü kestiniz birisinin karşınızdakinin. Müsaade sizin, siz yapın. Ya da kapıdasınız, ona yol vermek istiyorsunuz. Here you are diyebilirsiniz, after you diyebilirsiniz, önden siz buyurun gibi bir ifade olmuş olacak. Okey, daireyi ziyaretliyiz. Living room için. Neler söyleyebiliriz? Let's go in. This is the living room. Örnek veriyorum arkadaşlar burada. You see it is large. Previous tenants used to put TV here and they had an L-shaped sofa here. Ee, mesela içeriye gidip, e, hadi gidelim. Bu oturma odası. Görüyorsunuz. You see it is large. O büyük. Önceki kiracılar TV'yi buraya koyardı, işte L-shaped sofayı buraya koyardı, L-shaped sofada L koltuk gibi böyle e, living room'la kurulabilecek birkaç cümle örneği yazdım. Sonrası kitchen. Kitchen'da dolaplar falan konuşuluyor. Cupboards are practical çok pratik hani kullanıma uygun gibi. Cupboards, dolap demek arkadaşlar. Yatak odasındaki dolaplara wardrobe, closet diyebiliyoruz. Ama mutfaktakilere cupboard diyoruz. Cupboard okunmuyor. Aa, Türkiye'de Türkçe, ee, Anadili Türkçe olanlarda hep bu oluyor. Cupboard diyesimiz geliyor çünkü birleşik isimmiş gibi ama telaffuz bambaşka. Cupboard. Cupboard arkadaşlar. Sonra you they can take everything in çok hani uh, practical şey her şeyi de içine alıyorlar. Uh, this is for dry food. Burası kuru gıdalar için, kiler gibi mesela. Master bedroom'la ilgili konuşurken this is a large bedroom. Büyük bir, istediğiniz gibi dizayn edin mesela. Arkadaşlar istediğiniz gibi ifadesi de bir yerlerde lazım olur. As you like'tır. As you wish dilediğiniz gibi. As you like istediğiniz gibi. Küçük bir yere not alabilirsiniz. Ee, kısa cevap olarak bile kullanılabilir. As you like istediğiniz gibi olsun. As you wish dilediğiniz gibi olsun gibi ifadeler. Sonra bathroom'a geçiyorum. It is small. Aa, it is small. Küçük. Bak after you, you, burada örneklemişim. Ee, küçük olduğu için onu, onu e, müsaade veriyorsunuz. After you. The shower cabin is new işte bu duş yeni. All the taps have been changed. Tap musluk. Musluklar değiştirildi. You can put the washing machine here. İşte şey sığıyor mesela. Washing machine çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi buraya koyabilirsiniz. There is a closet for towels. Şeyler için, havlular için closet, dolap var. Gibi ifadeler ile ilgili de aklıma gelenler bunlar oldu benim. Sonra e, daireyi ziyaret ederken ki şeyler, e, başka kelimeler. Bana lan biri falan sormuştunuz ya. Ben de kendimce böyle bir e, listeyi yaptım. Ama yine de e, bilmediğim, görmediğim, tanımadığı milyonlarca kelime vardır. Siz sözlük kullanarak bu listeleri lütfen genişletin. Parke parke. Laminant parke, laminated, laminated flooring, ısı yalıtımı, heat insulation, ses yalıtımı, sound insulation, kalabodur, glass tile, glass ceramic tile, boru, pipe, deprem dayanıklılık, mesela earthquake resistance, priz geldi aklıma, plug, socket olabilir, kalorifer peteği, heater core, bunlar böyle kelime olarak e, elinizin altında bulsun. Bu listeyi Çoğaltın, büyütün, elinizdeki dairelerin özelliklerine göre cümleler içinde kullanın. Bol bol kelime lazım olacak çünkü size. Okey, tekrar bir şey, diyaloğa geçeceğim daireyle ilgili olarak. Burada bir Q&A'ya bir daha döneyim. Bakalım, bakalım, bakalım. Landlord. Sinan Bilişli sormuş, landlord for a lady? Yok, landlord... Landlady diye geçiyor. Ama arkadaşlar artık cinsiyetçi dilden kurtulmaya çalışıyor bütün diller. Hani kadın erkek diye ayırmayalım gibi bir dünya var. Landlord'u kullanabilirsiniz ya da owner, sahibi diyebilirsiniz. İkisi de okeydir. Chat'te de bir şey yok devam ediyorum. Visiting Department... Ha daireyi ziyaret ettik mesela iki üç kişiler ben sizi yalnız bırakayım diyeceksiniz. Onların işte konuşmalarına tartışmalarına müsaade etmek, et, etmek istediniz. Onları bırakırken I will leave you alone sizi yalnız bırakayım diye bir cümle kurup odadan ayrılabilirsiniz. Agent yine devam ediyor. Belki beş dakika konuşmak isteyebilirsiniz diye onlara yine bir müsaade, yine sizin bir geri planı çekildiğiniz bir an olabilir. You might want to discuss for five minutes. Discuss, konuşmak demektir. Talk kullanabilirsiniz burada yine. Sonra, bana sorunuz var mı diyeceksiniz mesela. Do you have any questions? Zaten bu sorunuzu beklemeden size sorularını ifade edeceklerdir ama yine de siz e, sorabilirsiniz. Do you have any questions diye. Evet. Bunu ta birinci eğitimde de söylemiştim. Ne demek istediğini anlamadınız böyle. What do you mean? Ama bunu böyle e, şey sormayın tamam mı? Sesinizi What do you mean diye böyle ım, yüz ifadenizi böyle sert yapmadan sorun. What do you mean? Yani merak ediyorum ne ne demeye çalıştığınız gibi ifadenizde duygunuzda şey olsun bir merak olsun. What do you mean? Gibi sorabilirsiniz. What do you mean demek yerine o ne demeye çalışıyorsun gibi bir şey olur sert olur yani. <laughs> okay. Did you like the apartment? Mesela daireyi sevdiniz mi? Did you like the apartment? Do you like the apartment? İkisi de olur. Daireyi nasıl buldunuz sorusu ya da İngilizce'de bu find kelimesi, bulmak kelimesi, bir şeyi ilginç bulmak, güzel bulmak, eğlenceli bulmak, anlamlarında çok kullanılır. Günlük dile de çok yaygındır. Günlük dilde çok yaygındır. Bir şeyle ilgili ne düşündüğünü insanların sorarken çok kullanırız. Find, bulmak verbini, fiilini. How did you find the apartment? Daireyi nasıl buldunuz? Kiralayacak mısınız? Satın alacak mısınız? Bu sorularda will you rent it? Will you buy it? Kararını soruyorsunuz karşınızdakinin. Ee, karar verdiniz mi diyeceksiniz mesela? Have you decided? Karar verdiniz mi? Have you decided? Okay. Sonra buradaki muhabbet bitti diyelim. Ee, going back to the office. Ofise e geri dönüş. Ofise e geri dönüşte e, şöyle bir küçük bir diyalog. Shall we go back to the office? Shall we? Tekrar hatırlayalım. Yapalım mı? idi. Go gitmek, back de geri. Shall we go back to the office? We can, we can discuss on the way. Bu da çok konuşulur. Yolda konuşuruz demek. We can talk on the way. We can discuss on the way. E, yolda konuşabiliriz. Yes, sure. Have you decided? Karar verdiniz mi? Daha fazla düşünmek ister misiniz? İster misiniz ifadesi would you like idi? Kibar bir şekilde sormak demiştim. Would you like to think more? No, it is fine. We are renting it. We are renting it. We are buying it. We are getting it. E, alıyoruz, kiralıyoruz gibi e, kararı vermiş ve size ifade etmiş. E, client dedi ki bir yarına kadar düşüneyim. Deposit bırak, depozitı bırakmam gerekir mi? Muhabbet olabilir. Yes, we would like to think until tomorrow. We would like to think istiyoruz Would you like? İster misiniz? Would like da. You araya girince arkadaşlar soru olmuş oluyor. Would başa. Düz öznesi başında we would like istiyoruz. Ee, düşünmek istiyoruz dediğimizde we would like to think. Until tomorrow. Until e kadar demiştim. Ee, önceki örneklerde until the roundabout kavşağa kadardı. Burada da yarına kadar. Until tomorrow. Do we have to leave deposit? Have to zorunda olmak sorusu bu da. Do we have to gerekir mi zorunda mıyız? Leave deposit. Leave bırakmak ayrılmak anlamındadır. Deposito bırakmak zorunda mıyız? Yes you do. Evet bırakmak zorundasınız. Okay. Hmm. Ya da siz söylediniz, you will have to leave deposit, depozito bırakmak zorundasınız. Ya da you will have to make down payment, yine depozito ödemek zorundasınız gibi ifadeler. Sizin e, söylemeniz gerektiğinde yararlanabileceğiniz cümleleri. Back in the office, ofise geri dönelim. satış e, Satıştayım. E, ben muhabbet ediyorum, agent. You can consider yourself lucky. Bunun Türkçesini yazdım. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. You found a great apartment in a great location. Artık satıştan siz de memnunsunuz. Güzel bir müşteri buldunuz. Onlar da gayet mutlular. Artık e, mutlu mutlu satış muhabbetleri yapıyoruz gibi düşünün. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çok güzel lokasyonda çok güzel bir daire buldunuz. Ya da you are very lucky. This is a great neighborhood. You can consider yourself lucky. This land will get more valuable. Ha, burada başka da var. Bu daire çok değerlenecek mesela. Get more valuable. This land will get more valuable. Uh, harika bir seçim yaptınız. Uh, you've made a great choice. Bir saniye. Harika bir karar verdiniz. You've made a great decision. Arkadaşlar bunlar artık sizin kendi dilinize, müşteriyle kurduğunuz iletişime göre değişebilecek cümle tipleri. Ben size örnekleri veriyorum. Ee, buradan kendinize doğrudan alıp kullanabileceğiniz ifadeler de var. Değişiklik yapabileceğiniz ifadeler de var. Pişman olmayacaksınız mesela. You won't regret. Regret pişman olmak demektir. You won't regret pişman olmayacaksınız. Back in the office'teyiz. dayiz. Ee, tekrar. Ee, mesela sorular. Sorularınızı cevaplayabilirim. Şimdi oturdunuz tekrar. I can answer your questions. Tereddütle misiniz sorusu. Are you having second thoughts? İkinci düşünce gibidir arkadaşlar. Second thoughts öğrenmeniz gerekiyor. Bu böyle kalıp bir ifade. Have second thoughts. Tereddütte olmak. Are you having second thoughts? Size avantajları tekrar anlatayım. Let me tell you the advantages again. Ee, burada şey bir ilan görmüştüm ben bu prezentasyonu hazırlarken daire almıyorsunuz bir yaşam tarzı diye bunu bir çevireyim dedim ee, bu şekilde çevirisi ee, you are new here you will be safe buralarda yenisiniz güvende olursunuz diye karşınızdakini rahatlatmaya çalıştığınız ifadeler eğer acele yoksa daireyi yarına kadar tutabilirim diyeceksiniz mesela if you are not in hurry I can keep the apartment keep the apartment zaten görmüştük until tomorrow yarına kadar daireyi tutabilirim ısrarcı olmak istemem karar sizin mesela I don't want to be insistent yani böyle sessizlikler yerine o araları doldurmanız gereken cümleler olur ya onları buraya yazdım I don't want to be insistent the decision is yours karar sizin demek arkadaşlar the decision is yours. yours. Burada s de var unutmayın. Your değil sadece yours. Sizinki demek anlamındadır. Closure'dayız. E, kiralamada kapanış yapacağız. Nasıl burada da şey süreçlerinden bahsediyorum işte. Önce eee ödenecek. İşte e, depozito ödenecek sonra komisyon ödenecek, satışta da şimdi işte tapu dairesi vesaire biraz onlara bahsedeceğiz. Kapora down payment'ti. Az önce down payment'a depozito dedim sanıyorum. Sürçme oldu. Affola. Uh, you will have to make the down payment now. Şimdi down payment'ı yapmak zorundasınız. You can pay for the others tomorrow. Pay for ödeme yapmak demek. <laughs> Diğerleri için yarın ödeme yapabilirsiniz. I will talk to the landlord. Ben ev sahibiyle konuşacağım. Okay, what will I pay for? Neler için ödeme yapacağım? Client bayağı bilmiyor mesela. Ee, burada <laughs> geniş geniş anlattım. Ben sizin muhabbetini yapmayacağınız aslında ama içinizden süreçleri bildiğiniz şeyleri de cümle olarak buraya yazmaya çalıştım ki lazım olursa kullanırsınız diye. First one month rent bir aylık kira 3.000, dedekt hatırlar mısınız bilmiyorum. Down payment'ı kaporayı da çıkaracağız düşeceğiz 3.000'den demek. didakt çıkaracağız düşeceğiz demek. Second one month rent for deposit ikinci ödememizde depozito 3.000. Third another one month rent for commission. Diğer bir aylık kira komisyonu için arkadaşlar first, second, third'ü de özellikle yazdım ki karşınızdakine bir süreç anlatmanız gerekiyor. Ee, arka arkaya cümleleri sıralamaktansa onu karşınızdakinin sizi anlayabilmesi, daha rahat takip edebilmesi için ilk olarak, ikinci olarak, üçüncü olarak diye başlarına bu kelimeleri yerleştirirseniz karşınızdaki adım adım süreçlerin ne yapacağını daha iyi anlayacaktır. Siz de daha kendinizi hatasız bir şekilde ifade etmiş olacaksınızdır. Çünkü yasal süreçlerde de adım atlamamak gerekir. O yüzden siz kendinizi güzel açıklayın. Hatta yazarak bile açıklayabilirsiniz. First yazın, bir yazın işte şu 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 diye yazarak da açıklayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi önemli olan anlamak, anlaşmak, iletişim kon kurmak ve işi bitirmek mükemmel bir İngilizce konuşmak değil mükemmel İngilizceniz mükemmel değil de iyi bir İngilizcenin sizin için tabii ki avantajları olacaktır ama e, işi tamamlama işi kapatma açısından e, size bu tarz kelimeler e, kolaylaştıracak ter yazarak da yapabilirsiniz in total Toplamda demek. In total 9000. When we deduct the down payment which is 500 it is 8500. Burada uzun uzun şey yazdım. Toplamda 9000 in total toplamda demek. Deduct çıkartmak düşmekti. Kaporayı çıkarınca, çıkarınca ki bu da 500 liraydı. Kaporası 500'müş mesela. 8500 edecek diye karşınızdakinizi net net anlatabilirsiniz. Sonra <laughs> client dedi ki, teşmi yapayım, bank transfer mı Pay cash or make bank transfer? You can say cash or bank transfer. Eğer bank transfer olursa diye söyledim, bank transfer is okay, I will send the account through WhatsApp. Yine WhatsApp aracılığıyla size account <laughs> bilgilerini gönderebilirim. Account hesap demektir, banka hesabı. Account information, account details. Buraya information da yazabilirsiniz. Account da tek başına karşılar. Sonra rent'i şey yapıyoruz. Burada first rent, second deposit to landlord, the commission as to me. Ben buraya tekrar tekrar yazdım. Rent is 5000 liras. Farklı şekilde anlatabilirsiniz diye. Deposit is two months rent. Commission is 12% diye açık açık anlatabilirsiniz. İşte e, mesela şeyi Boeing kirasını aldık ama bundan sonra bankadan e, ödeme yapması gerekiyor. <laughs> you will send the rent to the landlord directly, directly e, Direkt olarak through bank from Navon. Bundan sonra banka aracılığıyla gönderebilirsiniz dediniz. Ya da cash olabilir arkadaşlar. Directly cash directly to the landlord gibi. Sonra <laughs> kiradan devam ediyorum bu arada. <laughs> Let me prepare a document for down payment. şey alınca, kapı alınca da bir e, doküman hazırlıyorsunuz. Doküman diyebilirsiniz buna. I will, it will show that. Buraya ben açık açık işte bu, şunu şöyle yapacak. Bilmeyenler için, e, yani yabancı, o kişi hiç bilmiyorsa burayı uzun uzun sizin ona anlatabileceğiniz şekilde yazmaya çalıştım. Sizin işte bu ödemeyi yaptığınızı gösterir. Biz ikimiz de imzalayacağız bunu. We will both sign it. Both iki demektir. İkisi de ikimiz de. We will diye başladığı için bizim ikimiz. Sign imzalamak. Signature imza demektir. Sign imzalamak. Signature noun hali, verb hali de sign. Ee, okunuşu biraz değişiyor. Ee, sonra okey dedik. Client dedi ki okey. İşte e, siz dediniz ki ben ev sahibini şimdi arayacağım. Yarın da kira sözleşmesini, kira kontratını bir yıllık imzalayacağız diye mesela devam ediyoruz muhabbete. Landlord'u arayacağım. Yarın lease kira kontratı demek ya da contract diyebilirsiniz, agreement diyebilirsiniz. Bir yıllığına demek için arkadaşlar buradaki prepositionum fordur. Bir yıllığına for one year. During boyunca olabilir. During one year da olabilir. Sonra burada ev sahibi geliyor mesela. The landlord is coming in 30 minutes. Ya da doğrudan gelecek oturup o an yapacaksınız kontratı. O zaman öyle diyebilirsiniz. Satışta nelerimiz var? Ben burada uzun uzun yine detaylı detaylı muhabbeti belki yapmanız gerekmeyebilir ama İngilizce nasıl ifade etmeniz gerektiğini nasıl ifade edeceğinizi bilin diye. Burada bir şeyler yazdım. I got the down payment. Ben şeyi aldım, kaparayı aldım. Let's sign this contract for down payment. İşte kaparanın imzasını yapalım kaporayı aldığımıza dair. Ben burada şey açtım. Bu sizin paranızı korumak için bir şey. It is to protect your money. If we sell it to somebody else, eğer başka birisine satarsak, bu muhabbeti gerçekten yapmayacaksınız. Ama İngilizcesini nasıl ifade edeceğinizi bilin. We will have to pay back the commission to you and also there is a fine if you if we don't pay you you can go to the court claim back your down payment and the fine which is the same amount burada detaylı detaylı işte siz bize ödemezseniz biz size ödemezsek yok mahkemeye gidebilirsiniz gibi 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 ee, lazım olur aklınızın bir köşesinde bulunsun ifadeleri bunlar arkadaşlar sonra ne yapacağız diyor we will, I will call the landlord now. Bir ev sahibini arayayım. Heh, şimdi burada ne olacak? First ile girdim yine. He will apply for. Apply for başvuruda bulunmak. Satış başvurusunda bulunacak. Nerede? Land office. Şeyde, tapuya. Tapuya başvurduğu Bulunacak ve bir randevu alacağız. Appointment. Biz bunu dersin başında making an appointment diyor, gördük. Randevu oluşturmak, take an appointment da randevu almak. Ee, o işte ev sahibi şey yapacakmış. E, satış başvurusuna tapuya başvuracak ve randevu olacak He will apply for the sales in the land office and he will take, the, we will take an appointment. Then we will go to the land office. Sonra şeye gidiyoruz, tapuya gidiyoruz. After that Landlord and you will pay for the title deed fee. Arkadaşlar title deed fee, tapu harcı, tapu masraflarını ödeyeceğiz beraber. Which is 4% in total. 3 müydü 4 müydü unuttum ben yine. Eee, toplam yüzde %4. You will pay half each. İkiniz yarı yarıya ödeyeceksiniz gibi. You will pay half each. Sonra you sign the sales and it is done. Flat is yours. Sonra satışı imzalıyoruz. Bu you sign the sales and it is done. Flat is yours. Yours neydi? Sizin. Decision is yours diye ifade etmiştim. Karar sizindi. Flat is yours. Daire sizin. İfadesi olmuş oluyor. Tapio'da gittik. Daha doğrusu şeye client'ı anlattık. Şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan diye. Summary'yi artık bitiriyorum. Sona geldim dairede ve ofisteki conversation, muhabbetlere baktık. Süreçle ilgili konuştuk. Kelime listeleri verdim ve size bundan sonraki hayatınız için, eğitimden sonraki hayatınız için belli ödevleri zaten söylemiştim ama aynanın karşısında kendinizle konuşup daire satın, daire kiralayın, arazi satmaya çalışın. Araziye çok değinmedim. Araziyle ilgili hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Eee sadece kelimeleri, cümle yapılarını alıp kelimeleri doğru yerleştirdiğinizde gayet olacaktır. Sonra öğrenme şeklinizi belirleyip epler mi, dinlemeler mi, okula, okumalar mı, Neyle çalışmayı daha çok seviyor, seviyorsanız, görselmişsiniz, işitselmişsiniz, yaparak mı öğreniyorsunuz? Onları belirleyip, günde yarım saat bile olsa İngilizce'ye vakit ayırın. application indirip çalışın dersin. Başında birkaç tanesini listeledim. Derse geç kalanlar için şey de olacak. Sunumun içerisinde var. Ta, e, tavsiye ettiklerim. Diyalog yazıp canlandırabilirsiniz. Ben bir dolu diyalog yazdım arkadaşlar. Bu diyalogları nasıl yazdım? Durdum. Hmm, senaryo şu şekilde ilerlesin, bu şekilde ilerlesin. Şöyle olsa kim ne der, böyle olsa kim ne der diye diye düşünüp düşünüp bu diyalogları yazdım. Siz de bu şekilde içinde bulunduğunuz senaryoları düşünerek olabileceğiniz mümkün... E, Senaryoları düşünerek diyalogları oluşturup sesli okuma yapabilirsiniz. Evi tarif edin. Boş bir eve girdiğinizde bu evi nasıl tarif ederim yabancı bir müşteriye diye düşünün. Çünkü e, target market, hedef kitleniz bellidir e, bir daire geldiğinde. Belli de olmuyordur gerçi ama şey e, yabancıların istediği muhitler vardır. O muhitlerdeki evleri hep... İngilizce tarif etmeye çalışın. Dersteki diyalogları, buradaki diyalogları sesli okuyun. Sesli okurken de sesiniz gür çıksın. Böyle içinizden mıy, 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 mıy okumayın. Net net okuyun. Sesli sesli okuyun ki özgüveniniz de gelişsin, Telaffuzunuz telaffuzunuz da gelişsin. Bonus slide arkadaşlar, bonusta da şöyle bir şey yaptım ben size. Konuşma esnasında eşinize yarayabilecek belli kelimeler var. Mesela kesinlikle. Certainly, definitely, actually, aslında falan diyeceksiniz mesela. Actually, neredeyse yaklaşık olarak nearly, about, almost. Şunun yerine şu olsun, bu daire yerine bu olsun diyeceğimiz zaman instead of. Ee, i̇yi ki şanslıyız ki neyse ki fortunately. Maalesef ki birkaç kere geçti zaten unfortunately. Özellikle diyeceksiniz mesela. Especially. Directly, doğrudan demek. Anyway konuyu değiştirirken kullanacaksınız. Anyway hadi onu geçelim başka bir şey konuşalım. Anyway. By the way de bir şey söylemeyi unuttunuz. Aklınız e, onu ifade etmek istiyorsunuz. Ya by the way bu arada unuttum. Türkçede deriz ya bu arada şunu da söyleyeceğim falan diye. By the way de bu arada anlamını verir. Aşağıya bir link bırakıyorum. Hatta bu linki de şimdi kopyalıyorum ki size chat'ten elinizin altında bulunsun diye siz de kopyalayın. İngilizce'de en sık kullanılan zarflar bu tarz ifadelerin listesi elinize geliyor. Bunları cümlelerin başında kullanabilirsiniz arkadaşlar bu ifadeleri. Konuşmanıza, söyleyeceğiniz cümleye yön verir. Thank you diyorum ve Q&A'ya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi en alttan başlıyorum. Hocam size ulaşıp soru sorabilir miyiz? Bana evet ulaşıp soru sorabilirsiniz. Instagram at yep ulaşabilirsiniz. E-mail yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya e-mail adresimi yazayım. Bakalım bakalım. Ama cevap verebileceğim uzunlukta olsun. Şimdi çok fazla katılımcı var. Ya da zamanında dönmem. Bir yere dönerim ama zamanında dönemem. Hemen dönemem. Şuraya bir şey yapayım. ece at yep English. Nokta Hiç oldum ya. Hiç olmadı. Bunu biraz küçültsem. <laughs> Yapamadım ya ya. Şuraya yazacağım. Yazamadım yani. Şu şöyle kalsın. Q&A'ya bakıyorum. Ee, yaktınız hocam. Soru sormanın kapısını hiç açmasaydınız keşke iyiydi. Yani şöyle e, şartlı soru. Eğer herkes sorarsa artık birkaç kişininki cevaplanmış olabilir. Ya da e, deadline vermiyorum yani. Ama eğitim yaptık sonuçta e, böyle cümlesel sorular vesaire olursa onları cevaplarım. Ama kelime sorularınızı cevaplamam. Sözlük kullanmayı biliyorsunuz. E, Okan Bey zaten bana sağ olsun hocam bu oldu mu hocam bu oldu mu diye soruyor. Okan Bey dersin içinde cevaplamayın bunları daha sonra cevaplayayım olur mu? Siz bunları kopyalayın. E, çünkü genel sorulara cevap vermek istiyorum esnafımızda pazarlık eşittir hesap makinesi artı yes no. Bunu anlamadım. Hesap makinesi calculator demek ama. <laughs> Aa anladım tamam. Hesap makinesi gösteriyorlar bu oldu mu bu oldu mu yes mi no mu tamam anladım İsmail Bey. <laughs> Hatırladım çünkü. Zafer Bey bütün olarak tüm sunumu mail olarak atarsanız sevinirim demiş Necati Bey. Ee, şey Zaten evet elinize ulaşıyorlar. onlar. Çete bakıyorum arkadaşlar bir. Thank you arkadaşlar İdris Bey, Betül Hanım, Efe Bey, ee, Ela Hanım çok 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 teşekkür ediyorum. Siz de katılımlarınızla faydalı ve yararlı oldu. Ee, ben de Zingat'a teşekkür ediyorum.